daha güvenliği için NEM tayin analizleri sunumunu gerçekleştireceğiz. Ara ara sorularımız olacak. Ufak anketlerimiz var. Dünkü gibi katılımlarınızı bekliyoruz anketlerimize. Konu başlıklarına gelirsek aslında NEM analizi hakkında konuşacağız bugün. NEM tayin çeşitlerini konuşacağız. Metot geliştirmeden bahsedeceğiz. Örnek metotlarımız var. Örnek gıda metotlarımız var. Onun dışında Metler Toledo'nun sunmuş olduğu çözümler var. Method Wizard, Quick Predict, Easy Direct yazılımı gibi. Bunlardan bahsedeceğiz. Günümüzde aslında NEM deyince aklımıza aşağıdaki parametreler geliyor. NEM nedir sorusu en başta aklımıza geliyor. NEM nedir ile ilgili de sunumun başında ben size bir soru sormak istiyorum. Hemen o sorumu söyleyeyim. NEM eşittir su. Doğru mudur, değil midir arkadaşlar? NEM eşittir sudur. NEM içeriği ile su içeriği aynıdır dediğimde sizler için ne ifade ediyor? Doğru bir tabir mi, yanlış bir tabir mi? Şu anda katılımcılarımız cevapları veriyor. Birbirine yakın sonuçlar görüyorum. Ben birazdan anket sonuçlarını yayınlayacağım. Evet, yayınlıyorum anket sonuçlarımızı. Cevabımız yanlış olacaktır. Neden? Çünkü NEM eşittir su çok doğru bir tabir değil. NEM'in içerisinde su dışında uçucu yağlar, alkol, gres yağı, organik çözücüler, çoğu zaman aromalar, yanıcı ürünler yer alabiliyor. Dolayısıyla aslında bizim ETÜ dediğimiz, fırın metodu dediğimiz, NEM tayin cihazında baktığımız, katı madde olarak tabir ettiğimiz NEM miktarının içinde suyun dışında bazı organik veya inorganik ürünler de olabiliyor. Bundan dolayı aslında NEM eşittir su dediğimizde çok doğru bir tabirle karşılaşmış olmuyoruz. Peki bir ürün içinde NEM'e bakmak çok önemli. Bir üründe gerektiğinden fazla NEM olursa ne olur? Ürünün içinde optimum NEM miktarını yakalamak bir kere her şeyden önce en önemlisi bizler için. Çünkü ham madde olarak aldığımızı düşünelim ürünü. Ham maddede dün de örneklemiştik aslında. 1 ton ham madde aldık. %0.1'lik bir NEM hatasıyla analiz yaptığımızda 1 kilo fazladan su satın almış oluyoruz biz tedarikçiden. Ya da aynı şekilde kendimiz tedarikçiysek bu ürünü sattığımızda 0.1'lik bir NEM kaybı, NEM farkı 1 kiloya tekabül ediyor. Bundan dolayı NEM'in optimum olması, optimum düzeyde olması çok önemli. Peki yerinden az NEM olursa ne oluyor? Birazdan ben bir video paylaşacağım, orada aslında göreceğiz. Ürünlerin gevrekliği uygun olmayabiliyor. Raf ömrü konusunda özellikle sıkıntılar yaşanabiliyor. Çünkü markete gittiği zaman son ürün, orada bir son kullanma tarihi var. NEM miktarı, içindeki NEM miktarı uygun değilse bu son kullanma tarihinde direkt etkileyen bir parametre oluyor arkadaşlar. Demin konuştuk, NEM ve su dedik. Şimdi eğer biz ürün içinde NEM içeriğini arıyorsak sol tarafta yer alan Moisture Analyzer dediğimiz katı madde NEM tayin cihazlarıyla termogrametrik analiz prensibiyle buna bakıyoruz. Ve ölçüm prensibi olarak da kütle kaybından bu ortaya çıkıyor. Normal alt tarafımızda bir terazimiz var. Üst kısımda bir ısıtıcımız var. Isıtıcı ısıyı verdikçe numune üzerinden kütle kaybı yaşandıkça doğrusal zamanlı olarak içindeki terazi tartım sonuçlarını alıyor ve ekrana yansıtıyor. Ekrandan da biz bunu yüzde moisture content, yüzde drying content, Türkçe çevirdiğimiz zaman yüzde nem miktarı, yüzde kuru madde miktarı olarak görebiliyoruz. Peki direkt su içeriğini arıyorsak hangi metodu kullanmamız gerekiyor? Bu da aslında yine bir analitik cihaz olan Carfisher titrasyon metoduyla ortaya çıkıyor. Direkt burada raporlanan rakam yüzde su miktarı arkadaşlar. Çoğu zaman ppm cinsinden titrasyon metoduyla verilen bir sonuç. Ama bu kimyasal bir yöntem.
Nem tayin cihazında ise oluşan mantık fiziksel bir yöntem arkadaşlar. Aradaki fark bu. Eğer neme mi bakmak istiyoruz, suya mı bakmak istiyoruz, bunun tayinini, bunun tanımını iyi yapmazsak bu tarz anlam karmaşaları olabilir. Bunun önüne geçmek için de ilk önce suya mı bakacağız, neme mi bakacağız, onu belirlememiz gerekiyor. Nemin ölçüldüğü birçok alan var. Burada bizim Metler Toledo'nun Value Chain değer zincirini görüyorsunuz ama burada kullanılan yerler arasında Goods Inspection dediğimizde ham madde giriş kalite kontrol, In Process Control dediğimiz yerler, üretimin içinde yer alan küçük kontrol laboratuvarları, direkt üretime müdahalede bulunabilmek için ve yine ürünün son ürünü test edebilmek için Final Kalite Control dediğimiz kısımlarda nem analizleri önemli bir parametre olarak bakılabiliyor. Ürün girdi kontrol sistemlerinde nem analizine bakmak neden önemli? Bir işletmeyi düşünün, ham madde alışverişi yapıyor, kamyon geldi, nem tayin cihazınız yok, etüvünüz var. Etüvde giriş kalite kontrolden aldığımız numarayı bakmak için 3 saatten fazla zaman harcamanız gerekiyor. Çünkü biliyorsunuz etüvdeki analiz süreleri oldukça uzun sürüyor. Fakat nem tayin cihazında, moisture analyzer cihazlarında 5-10 dakika içinde hızlı ve kolay şekilde analiz yapabiliyorsunuz. Bu sayede hem ham maddeniz kapıda beklemiyor, hem yasal düzenlemelerden etkilenmiyorsunuz, hem de ürünün raf ömrüne etki edebilecek bir herhangi bir bozulma olmuyor. Kamyonlar tarafından numunenin kabule ürün taşınması süreci daha hızlandırılıyor. Aslında giriş kalite kontroldeki işlem tamamen zaman, zamanda eşittir günümüzde maliyet arkadaşlar. Bundan dolayı da hızlı bir şekilde analiz yapmak için nem tayin cihazını kullanmak oldukça önem arz ediyor. İkinci aşamamız in process control. Üretim hatlarında kullanılan küçük laboratuvarcıklar diyebiliriz buna. Aslında ürünlerin işlenmesi için en uygun nem içeriğine sahip olup olmadığına bakılıyor buralarda. Burada kimi zaman hat hızının azaltılıp arttırılmasıyla doğru nem analizine ulaşmak için nem tayin cihazından hemen 5 dakikada sonucu elde edip buna göre hatlarda ayarlamalar yapılabiliyor. Üretim hatlarında çalışan arkadaşlarımız bunlara çoğu zaman şahit olmuştur. Burada da aslında nem tayin cihazının standart yöntemde etüv yöntemine göre oldukça avantajlı olduğunu görebiliyoruz. Birazdan etüvün de bir avantajı var, ondan bahsedeceğim aslında. Onun için de ileriki slaytları beklememiz gerekiyor. Peki, final kalite kontrolde ben nelere bakıyorum? En başta bahsettiğim gibi son ürünümü elde ettim, artık ona bakıyorum. Nem içeriğim optimuma ulaştı mı? Ağızdaki gevreklik hissini bana veriyor mu? Fiyat performans olarak benim için gerektiğinden fazla su içerip benim mali yönden dezavantajlı duruma sokuyor mu, sokmuyor mu? Bunların analizini de yine nem tayin cihazıyla birlikte yapabiliyorum ben. Şimdi herkesin aslında bu olanları kafasına canlandırması için bir video linki paylaşacağım arkadaşlar. Hemen o linki paylaşayım. Bunu izledikten sonra devam edelim.
Evet, videoda da gördüğümüz gibi nem analizlerinin yapıldığı 3 farklı noktada aslında görüntüler vardı. Hem üretim içinde hem kalite kontrolünde de hem de giriş kalite kontrol kısmında hızlı şekilde nem analizinin ne kadar önemli olduğunu bu videoda da gördük. Şimdi nem tan çeşitleriyle devam edeceğim ben. Kurutma fırından bahsettik. Demin aslında kurutma fırının da bir avantajı olduğundan bahsetmiştim sizlere. Kurutma fırını standartlarda yer alan bir metottur. Nem tahin cihazı standartlarda yer almaz. Fakat nem tahin cihazı içindeki metotlarımızı valide ettiğimizde kurutma fırınına göre güvenle nem tahin cihazımızı da hızlı bir şekilde kullanabiliriz. Kurutma fırının içine birden fazla numune koyulabiliyor. Nem tahin cihazının içine bir numune koyulabiliyor. Ama kimi zaman dediğim gibi 3-4 saat süren analizlerde nem tahin cihazıyla belki de 15-20 numaraya kadar analiz yapabiliyorsunuz o sürede. Arasındaki farklara baktığımız zaman dezavantajlar ve avantajlar dikkatimizi çekiyor. Ama nem tahin cihazı artılarıyla birlikte bir adım daha öne çıkıyor zaman maliyet olarak baktığımızda. Nem tahin çeşitlerine baktığımızda infrared cihazlar diye geçiyor bunlar ama şu anda yeni teknolojide kullanılan halojen lamba. Halojen lambanın avantajı ne diye sorarsak bizim alüminyum kefelerimiz var. Numuneyi onun üzerine koyuyoruz biliyorsunuz. Bu kefelerin üzerine halojen lambalar her yere sıcaklığı homojen bir şekilde yayabiliyorlar. Bu şekilde numunenin sıcaklığı her yerde eşit hissedildiği için herhangi bir yanmaya sebebiyet vermiyor. Ama eski teknolojide metal rodda ve seramikte numune üzerinde yanmalar yaşanabiliyordu. Özellikle metal rod çok eski bir teknoloji. İki tane çubuk yardımıyla ısıyı numunenin üzerine veriyor. Ve siz numuneyi homojen bir şekilde yayamazsanız numunede dağcıklar oluşursa kefenin üzerinde yanıklarla çoğu zaman karşılaşıyorsunuz. Aynı seramikte yaşadığınız gibi. Bundan dolayı yeni çıkan cihazların hepsi halojen lambayla üretiliyor artık. Halojen lambayla ilgili sıcaklığı eşit bir şekilde yaydığı için yeni teknolojide avantajlı duruma geçebiliyor. Peki halojen lambanın diğer avantajları ne? Hızlı ısıtma bunlardan bir tanesi. Siz analiz sıcaklığına girdiğinizde birazdan örnek metotlarda işleyeceğiz aslında onu metot geliştirme kısmında. Hızlı ısıtmaya girdiğinizde örneğin 140 derece ısıtmak istediniz. 1 dakika içinde cihaz hızlı bir şekilde o sıcaklığa çıkabiliyor. Ve analiz bittikten sonra ikinci analize de hızlı bir şekilde geçiş yapabiliyorsunuz. Yani cihazı 200 derecede kullanıyorsunuz. 200 derece kullandıktan sonra ben 5 dakika soğumasını beklemeliyim diyerek herhangi bir bekleme işlemi yapmadan ikinci analize hızlı bir şekilde halojen lambalı teknolojilerde devam edebiliyorsunuz. Mükemmel soğuk sıcak başlangıç performansından kastımız nedir? Cihazı sabah ilk geldiğinizde mesai başlarken ilk yaptığınız analize bir soğuk başlangıç olarak bahsediyoruz. Bundan sonra yapılan analizler sıcak başlangıç, hot warm diye geçiyor. Bunlar arasında performans farkının oluşmaması aslında mükemmel başlangıç performansının tanımı arkadaşlar. Kusursuz ısı dağılımından bahsettik. Her yere homojen bir şekilde dağılması, sıcaklığın sağlam ve uzun ömürlü olması, nem tahin cihazının metal kasa olması bu anlamda çok önemli. Halojen lambanın altındaki koruyucu kısmın plastik değil cam olması çok önemli. Çünkü koruyucu kısım plastik olduğunda halojen lambadaki ısıtıcı o plastiği eritebiliyor. Bu şekilde olursa da sizin nem tahin cihazınızın ömrü yaklaşık 1-2 yılla sınırlı kalıyor. Peki nem tahin cihazlarının içindeki bahsettiğimiz metotlar neler? Metotlarla ilgili geçmeden önce içinizde nem tahin cihazı kullanan vardır. Yine ufak bir soru sormak istiyorum sizlere. Bütün cihazlarda etüyle karşılaştırırken 105 derecede analiz yapmak sizce doğru mudur, yanlış mıdır? Bununla ilgili cevaplarınızı almak istiyorum. Etüde ben 105 derecede analiz yapıyorum. Nem tahin cihazında da 105 derecede ile yapmak zorundayım diye bahsediyorum. Evet, aslında birçok katılımcı doğru cevabı vermiş. Cevabımız
Yanlış olacaktı. Çünkü etüde her zaman 105 dereceyi kullanıyorsak nem tahan cihazında 105 dereceyi kullanmak zorunda değiliz. Bu oluşturduğumuz metoda göre farklılık gösterebilir arkadaşlar. Kimi zaman gıda numunelerinden örnek vereyim ben. 130 dereceye kadar çıkabiliyoruz. Ya da etüde 105 derecede baktığımız bir numuneye nem tahan cihazında 90 derecede de bakabiliyoruz. Böyle bir zorunluluğumuz yok. Her şeyden önce bunu hatırlatmak istedim size bu anketle. Peki neleri konuşacağız? Nem tahan cihazında metot oluştururken ana parametrelerimiz neler? Kurutma sıcaklığı aslında en çok üzerinde fokuslandığımız konu. Kapanma kriteri. Switch off kriteri diye geçiyor. Aslında dilimize kapatma kriteri diye geçmiş. Nedir bu? Nem tahan cihazlarına biz gidip 5 dakika ısıt, 10 dakika ısıt diye bir kriter vermiyoruz. Switch off kriteri numaralarımız var nem tahan cihazları içinde. 1, 2, 3, 4, 5 diye gidiyor. Bunlar nedir? 3 için örnek vermek gerekirse ekranda yer alan 1 miligram numunem 50 saniye içinde eğer kaybolmuyorsa artık o numune neme doymuştur ve analizi kapat şeklinde bir parametre bu. Yani kapanma kriterini çoğu zaman otomatik değerleyebiliyorsunuz. Bu bahsettiğim gibi 1, 2, 3, 4, 5 olarak rakam da verebiliyorsunuz ki kendi içinde 5'e doğru bu rakam uzar. Örneğin 1 miligram için 120 saniyedir switch off kriterine 5. Kapatma kriterinin de işe yaradığı kısım analizin ne zaman sonlanacağı kısmıdır aslında. Kurutma programları yine hepimizin aşina olduğu gibi standart program var, rapid program var. Rapid programı birazdan göreceğiz. Nem içeriğinin yüksek olduğu numunelerde kullanmak üzere öneriyoruz biz. Step program var, basamak basamak kurutma programı veya sıcaklık değişiklikleri yapabileceğimiz. Bir de önemli konu nedir? Başlangıç ağırlığı. Ben bu numuneyi etüde 10 gramda analiz yapıyordum. Nem tahan cihazında 10 gramda yapmak zorunda mıyım? Hayır, değiliz. Önemli olan tekrar biri yakalamak ve süreyi minimumda tutmak. Bundan dolayı genelde numunelerde 2 ila 5 gram arasında başlangıç ağırlığı önerilir. Çünkü 2 gramın altına düştüğünüzde genellikle tekrar birlik değerini tutturamazsınız. 5 gramın üzerine çıktığınızda da olduğundan daha uzun süre analiz. Bundan dolayı birazdan o parametreleri de ayrıntılı inceleyeceğiz. Ön koşullarımız ne? Referans değer bilinmeli. Tabii ki etüdeki sonuçlara göre karşılaştıracağımız sonuçlar neler? Referans metot sağlanmalı. Bunları bilmek gerekiyor. Peki ben ilk ölçümü yaptım. Referans değerim de var. Sonraki ölçüme göre çok düşük çıktı değerim. Ne yapmam gerekiyor? Kurutma sıcaklığını arttırmam gerekiyor arkadaşlar. Peki ilk ölçümü yaptım. Referans değerime göre sonucum çok yüksek çıktı. O zaman kurutma sıcaklığını düşürmem gerekiyor. Eğer sonuç referansımla ölçüm değerim eşleşiyorsa buna ben uygunluk verebilirim. Ama ne yapmam gerekiyor? En az 3 tekrar yapmam gerekiyor. 3 tekrar sonunda çıkacak olan standart sapmaya göre ben analizlerime uygunluk veriyorum. Kurutma sıcaklığı açısından benzer metotlarda mümkün olduğunca aynı sıcaklık kullanılır arkadaşlar. Kurutma fırının sıcaklığına her zaman aynısını kullanmak zorunda değiliz ama metotlarda genelde deneme yanılma yöntemiyle bu sıcaklıkları uyguluyoruz. Birazdan göreceğiz. Mettler Toledo'nun bununla ilgili geniş bir kütüphanesi var. Sunumun sonuna doğru linki paylaşacağım sizden. Orada gıda numunesinden kimya numunesine, ilaç numunesine, deterjan numunelerine kadar birçok valide edilmiş metodu bulabileceksiniz. O metotların kurutma fırınıyla da karşılaştırma değerleri orada yer alıyor. Ama özetlemek gerekirse aslında bunu 105 derecede organik veya sıcaklık duyarlı numuneler için buna yakın sıcaklıklarla çalışabiliriz. Peki inorganik numuneler için, tutkal ve türevi ürünler için bakarsak 150 derece inorganik veya sıcaklık sabit numuneler için de uygun kalıyor. Kurutma programı için birçok numunede standart program uygulanıyor. Sıvı numunelerde mutlaka rapid kurutma programı uygulanabilir. Süt belki de bunlara örnek verilebilecek bir numunedir. Bu arada sıvı numunelerde alüminyum kefemizin üzerine
mutlaka glass fiber filtrelerle tartım yapmamız gerekiyor. Alüminyum kefeler tek başına sıvı numunelerin analizi için yeterli değil. Glass fiberların buradaki görevi ne? Homojen bir şekilde sıvıyı yaymak için kullanılan aksesuarlar diyebiliriz. Kapatma kriteri birçok cihazda default değer olarak verilen 3 rakamı. Neydi 3'ün tanımı? 1 mg numune 50 saniye içinde buharlaşmıyorsa analizi kapat şeklinde. Soruları en son alacağım. O yüzden slide numaralarını not alıp genel sohbet kısmında sunum sonrasında soruları değerlendireceğiz arkadaşlar. Mutlaka bununla ilgili sizleri bilgilendirmek istedim. Şimdi NEMTAN cihazlarının ekranlarında doğrusal zamanlı analiz sonuçlarını ben görebiliyorum. Ve benim referans değerlerim de var tabii ki orada. İlk slide'da şurada gördüğünüz rakamda referans değer aşılmış. Bakın referans değerim burada, nem analizim buraya doğru gidiyor. Demek ki ben sıcaklığı fazla yükseltmişim ki içindeki numune yanmaya başlamış. Cihaz da bunun farkına varmadığı için hala içinde nem var gibi devam ettiriyor. Bunun bir adım üstü de nedir? Ayrışma, reaksiyon, bozulma reaksiyonu olmuş. Yine burada da sonsuza doğru giden bir pik var. Bundan dolayı sıcaklığı düşürmem gerekiyor bu iki grafikte. Referans değerimin altında kalmış benim sonucum. Demek ki sıcaklığı ben çok düşük almışım. Belki de 130-140'lara almam gerekirken 100 derecelerde bir sıcaklık uyguladım. Bundan dolayı referans değerimin altında kalmış sonuç. Buna da dikkat etmem gerekiyor bu analizde. Bu grafikte ise referans değerimin yine çok altında kalıp paralel bir şekilde ilerliyor. Burada kapatma kriterini uygun bir şekilde seçmemişim ben. Belki de 50 miligram, 50 saniye yerine 1 miligram için 100 saniye, 120 saniye beklemem gerekiyordu. Özellikle ham madde, plastik ham maddelerde nem içeriği çok hızlı bir şekilde çıkmaz. Orada biz kapatma kriterini 3 yerine genelde 5 olarak kullanırız. Bunları da mutlaka notlarımız arasında yer alır. Bu gibi durumlarda kapatma kriterini değiştirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Metot optimizasyonu için neler gerekli? Bir kere doğruluğu sağlamak için en düşük veya en yüksek sıcaklığın doğru seçilmesi gerekiyor. Kapatma kriterini doğru kullanmamız gerekiyor. Sıvı numuneler için glass fiber'ı kullanmamız gerekiyor. Sonuçlar arasındaki tekrarabilirliği yakalayabilmek için switch off kriter dediğimiz kapatma kriterinin 4 veya 5 kullanılması her zaman tekrarabilirliği arttırır. Düşük nem içeriğine sahip ürünlerde numune miktarını arttırmak gerekiyor. Demin verdiğim örnekte, örneğin plastik ham maddelerde nem miktarı çok düşük olduğu için bizim kullandığımız numune miktarı da 30 gramlara kadar çıkabiliyor. Ve tabii ki uygun bir numune hazırlık süreci. Alüminyum panların üzerindeki numuneleri homojen bir şekilde yaymak, analizin tekrar edebilir analiz sonuçlarına ulaşmak için de en önemli parametre. Hızlı sonuç almak istiyorsak ne yapmamız gerekiyor? Bir kere rapid veya step kurutma programını kullanmamız gerekiyor. Nem analizimiz, nem sonucumuz %30'dan fazla ise. Numunenin yüzeye yayılma kısmına dikkat etmemiz gerekiyor yine. Sıvı numunelerde yine glass fiber buna etki ediyor. Ve hızlı sonuç almak istiyorsam ben en başta da bahsetmiştim. Numune miktarını azaltmam gerekiyor. Ha, ben numune miktarını azaltacağım ama o zaman da tekrar edildikten ödül veriyorsa tabii ki bunu yapmamam gerekiyor. Çünkü önemli olan sonuçların tekrar bir çıkması ve en kısa sürede tekrar bir çıkması. Bundan dolayı aslında bizim en önemli parametremiz burada tekrar edilir sonuçlar elde etmek. Hız ikinci planda ama nedir? Tabii ki 5-10 dakika arasında bizim sonucu elde edebilmemiz gerekiyor analizlerimizde. Test measurement özelliğinden bahsetmek istiyorum. Mettler Toledo cihazlarının içinde yer alan test measurement özelliği sayesinde bir numune ile ilgili elinizde herhangi bir referans değer yoksa arkadaşlar numunenizi cihazın içine koyuyorsunuz. 10 dakika içinde numune 90, 110, 130, 150 derecede farklı sıcaklıklarla ısıtılıyor ve bu 5 tane switch off kriterle bu numune üzerinde deneniyor.
Benim elimdeki referans nem değerinin kesiştiği noktalara baktığımda bana örnek metodumu, final metodumu veriyor. Örneğin bu numunede referans değerim gri grafik şurada gördüğünüz ve kesiştiği nokta yeşil olan switch off kriterya 3 ve alta baktığımda da 110 derece ile kesişmiş. Elimde herhangi bir parametre yoktu. Ben numuneyi aldım, cihazın içine koydum. 4 farklı sıcaklıkta analiz yaptım. Kapatma kriterlerini yerine getirdi 1'den 5'e kadar. Ve fırın metoduyla kesiştirdiğimde bana uygun metodu verdi. Bu özelliğin adı test measurement özelliği. Mettler-Toledo'nun HX204 ve HS153 model cihazlarında bu özellik yer alıyor. Örnek metotlar burada aslında herkese hitap etmesi açısından ben fındık metodunu tercih ettim. Burada etüvde yer alan değerler var. 5 gramla çalışılmış, 103 derecede %5,16 sonucu elde edilmiş. Standart sapmamız %0,01. Kurutma süresi yaklaşık 3 saat yer alıyor. İkinci slaytta da NemTime cihazındaki sonuçlarımızı göreceğiz. Yine 5 gram numuneyle çalışılmış fakat bakın 130 dereceye çıkmış burada sıcaklık. İlk etüvdeki sıcaklığımız kaçtı? 103 dereceydi. NemTime cihazında ise 130 derecede çalışılmış. Kapatma kriteri olarak 3 seçilmiş. Nem analiz sonucu %4,91. Standart sapma %0,07 ve analiz süresi 6 dakika. Fırında 3 saat süren analiz süresini 6 dakikaya indirmiş NemTime cihazında. Bu da bizim için oldukça olumlu bir tablo. Sunumun ortasında bahsetmiştim. Eğer Mettler-Toledo'nun bütün metotların, valide edilmiş metotların yer aldığı bu kütüphaneden faydalanmak istiyorsanız lütfen şuradaki linki notlarınız arasına ekleyin. Bunun için bu slaytta biraz beklemeyi planlıyorum. Birçok uygulama için referans metotlar, valide edilmiş metotlar bu link içinde yer alıyor. Bununla ilgili Mettler-Toledo'ya mail de atabilirsiniz. Fırın metoduyla NemTime metotlarının analizlerini de karşılaştırabilirsiniz burada. Herkes not aldıysa ben buradan devam edeyim o zaman. Peki Method Wizard. Method Wizard en başta bahsettiğim gibi Mettler-Toledo her zaman cihaz ve çözümleriyle aplikasyon, kimi zaman aplikasyon, kimi zaman çözüm yardımlarıyla kullanıcıların yanında. Method Wizard da bunlardan bir tanesi. Çünkü Mettler-Toledo'nun cihazlarında laboratuvarda veya üretimde kullanan arkadaşım daha önce hiçbir NemTime cihazı kullanmasa bile onu yönlendiren bir özellik var. Bunun adı da metot sihirbazı, metot wizard dediğimiz özellik. Bana parametrelerimi cihaz soruyor. Diyor ki hangi numuneyi çalışacaksın? Granül mü, toz mu, sıvı mı? Buna göre bana bir sıcaklık değeri öneriyor. Eğer sıvı numune çalışacaksan farklı bir sıcaklık, toz numune çalışacaksan farklı bir sıcaklık, granül numune çalışacaksan farklı bir sıcaklık öneriyor. Buna göre de benim karşıma bir otomatik metot çıkartıyor. Doğru sıcaklığın belirlenebilmesi için. Dolayısıyla ben elimde bir referans değer olmasa bile deneme yanılma yöntemi yapmadan önce cihazın bana önerileriyle çalışmaya başlayabiliyorum. Bu özelliğimizin adı Method Wizard özelliği. Yine Mettler-Toledo olarak sunduğumuz çözümlerden bir tanesi Quick Predict özelliği. Quick Predict özelliğinde bazı kullanıcılar için 5-10 dakikalar bile NemTime cihazı için yeterli uygun süreler olmayabiliyor. 2 dakika, 3 dakikada hızlı karar almak zorunda olan kullanıcılarımız olabiliyor. Aslında bu özellik onlar için geliştirilmiş bir özellik. Ölçüm süresini arttırmayıp azaltıp fakat tekrarlılıktan de ödün vermemek için oluşturulan bir yazılım bu. Cihazın içinde entegre olarak geliyor. HX204 cihazının içinde geliyor. Burada verilen numuneler var. Çikolata tozu, cips, jelatin, fındık, makarna metodu, PET, plastik analiz, polenta tozu. Bununla ilgili
Mavi kısım aslında traditional metot, yani geleneksel metot. Yeşil kısım ise quick predict özelliğiyle elde ettiğimiz sonuçlar. Bu grafikte gördüğümüz gibi sonuçlar oldukça tekrarlanabilirlik. Peki zaman olarak baktığında bize neler kazandırıyor? İkinci slaytta göreceğiz onu. Zaman olarak baktığında çikolata tozunda yaklaşık %49'luk bir zaman tasarrufu, jelatinde %80'lik bir zaman tasarrufu, yine makarna metodunda 20 küsur dakikalardan yaklaşık 2,5 dakikalara indirerek bizler için oldukça fazla bir zaman tasarrufu sağlamamızı sebep veriyor. Quick Predicts zaman performans yönetimi ile birlikte. Kısa zamanda sonuç almak için tekrar birlikten de vazgeçmemek için Quick Predict özelliklerini kullanabilirsiniz. Son kısımda da Mettler-Toledo'nun NameTime cihazları için EasyDirect yazılımından bahsedeceğiz arkadaşlar. EasyDirect yazılımında bulmuş olduğunuz kurumda birden fazla NameTime cihazı kullanıp bunları, sonuçları raporlamayı düşünüyorsanız eğer, hangi formatta raporlamayı düşünüyorsunuz? CSV, PDF, XML formatında raporlamayı düşünüyorsanız bunları SQL Server üzerinden bir dosyaya aktarabilmeniz için kullanacağınız bir yazılımdır EasyDirect. 5 cihaza kadar bağlayabiliyorsunuz bunu. USB veya RS-232 cihazı üzerinden bağlanabiliyor ve bu cihazları bağladıktan sonra da sonuçları tarih, cihaz, kullanıcı, numune adına göre sıralayabiliyorsunuz. Örneğin gece yarısında arkadaşlarım hangi analizleri yapmış, hangi analizlere onay verilmiş, bunlara nereye raporlanmış, hangi formatta raporlanmış, bunları bu yazılım üzerinden kontrol edebiliyorsunuz. Görsel olarak kurutma eğrisi, kontrol grafiği ya da trend analiz dediğimiz istatistiksel grafik, geçmişe dönüp karşılaştırmalar için 2019 yılında yapılan analizlerle 2020 yılında yapılan analizleri karşılaştırmak için istatistik grafiği özelliklerine de sahip bir yazılım. Şimdi isterseniz Orhan Bey, soru cevap kısmına geçelim. Çünkü benim anlatacaklarım bu kadar. Bizim çözümlerimizle ilgili. Tamamdır Okan Bey. Ben o zaman genel sohbeti aktif hale getiriyorum. Evet, sorularınızı alabiliriz. Şu an genel sohbet alanı açık. Nalan Hanım sormuş, etüt tayini ne kadar doğru buluyorsunuz diye. Aslında standartlarda yer alan tek yöntem. Etüt tayinini yanlış buluyoruz diye bir tabir söyleyemeyiz. Fakat etüt tayini çok uzun sürdüğü için alternatif metot olan NameTime cihazını öneriyoruz. Ama siz yine validasyonu etüyle yapacağınız için etüyü kullanmak zorundasınız aslında Nalan Hanım.